Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı kimselerden şöyle sözler duyuyoruz zaman zaman. İnsanların sait ve şaki olacakları, yani iyi ve kötü diyelim, iyi ve kötü olacakları ezelde takdir edildiği için bizim bugün ibadet yapmamızın veya yapmamamızın bir önemi yoktur. Yani ibadetli yaparak da mesela bu daha önceden takdir edilmiş. Dolayısıyla kendimizi yormamıza gerek yok şeklinde ifadeler duyuyoruz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yani bu bilgi doğru mudur? Yani ezelde insanların sait ve şaki olacakları bildirilmiş midir? Veya belli midir, takdir edilmiş midir? Ve bu düşünce doğru mudur? Yani kendini boşuna yormak mıdır o halde yapılan ibadetler mesela? Şimdi Mustafa Bey, Allah-u Teala dünyayı imtihan yeri yaratmıştır buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Evet. Şimdi durup dururken neyle imtihan olacağım ben? Zıttı olacak, alternatifi olacak. Bunun için Cenab-ı Hak nefsi yaratmış, şeytanı yaratmış. O gelecek aynı şekilde. Sen bu yoldan gidiyorsun ama ya başa neler geldi ya, baş ver ya, zahmet etme ya falan diyen birisi çıkacak önüne. Engeller çıkacak. Yani. Tabii. Peygamber gelecek aleyhissalatü vesselam, onlar da gönderiyor. Diyor ki bak bu yol tehlikeli, bu seni cehenneme götürür. Bu diyor ki yok ne cehennem ya, sen dünya mı, bir defa geleceksin falan. Bu böyle diyor. Peygamber de aleyhissalatü vesselam öbür türlü söylüyor. Sen de ortadasın. İki tane yol söyleniyor. Tercih sana ait. Şeytanın vesvesesidir buyuruyor. Şeytanın aldatma yollarından birisidir bu buyuruyor. Yani çok kimsenin de dilinden pelesenk olurmuş. Fakat Ehl-i Sünnet alimleri bir şey söylüyor orada. Buyuruyor ki mesela adam böyle oturuyor, yaslanıyor. Ya ne yapalım, içki içmemiz takdir edilmiş de içeceğiz kardeş falan filan diyor. Arkadaş, sana vahiy mi geldi senin böyle içeceğin takdir edilmiş, sen gördün mü? Levh-i Mahfuz'da mı gördün sen bunu? Yahut da sana özel olarak bir kurye ile bir haber mi geldi? Sen şakisin arkadaş. Sen içki içicisin arkadaş. Sen katil olacaksın arkadaş. Yani sana böyle bir şey mi geldi biliyor musun? Yok canım falan filan. Sana serbest arkadaş diye. Sana böyle bir şey geldi mi? Nereden biliyorsun sen sait veya şaki olduğunu? Ne sait olan bilir ne şaki olan bilir. Efendim ama işte ya Allah-u Teala her şeyin sahibi. Yarattığını bilmez mi? Onun neyi tercih edeceğini bilmez mi? Ama tercih ettikten sonra sen bunu yaptın diye yazıyor. Kader o zaman oluyor. Kader ilmi mütekaddimdir. Sonsuz öncelerde bilmesidir Cenab-ı Hakk'ın. Senaryo yazıp bunu oynayacaksın değildir. O zaman aynı şekilde aşağı Allah-u Teala zalim olur ya. İmtihan olmaz. İmtihan da olmaz. Yani, imtihan olmaktan olmaz. Çıkar ya. Yani. Tabii imtihan da olmaz. Mesela sen de öğretmenlik yaptın, ben de yaptım. Girdim sınıfa. Bunları geçireyim, bunları bırakayım. Sene başında. Değil mi? Yani. Ne oldu sana? Çocuk yırtınıyor, mırtınıyor falan. Ya sen kalacaksın arkadaş. Ben öyle karar verdim. Ben öyle karar verdim. Çalışkan karar gibi bırakıyorsun mesela. Ya çocuk der ki, niye geldim ben bu okula? Niye aynı şekilde gece mi gündüz çalıştım da aynı şekilde dinledim falan? Ne lüzum vardı? Bunu sene başı deseydin ki siz bu sene kalacaksınız, siz geçeceksiniz. Hiç gelmeseydik. O kadar sınav yaptınız, ne gerek vardı? Ne gerek vardı değil mi? Yordunuz bizi falan der. Yarın mahşer günü de kul da aynı şekilde. Yani yaptığı mecbur olsaydı ya Rabbi benim elimde bir şey gelmiyordu ki. Mesela bizim ihtiyarımızın yani tercihimizin, seçimimizin dışında meydana gelen işler var. Biz onlardan sorumlu değiliz ki. Biz onlardan sorumlu değiliz. Ne bileyim ben aynı şekilde bir yerden gidiyorum falan. Bir kaya geldi üstüme düştü. Tedbir aldım. Sağıma soluma baktım ama bu ezelde takdir edilmiş. Benimle alakalı değil. Yani ahirette sen niye oradan geçtin? Oradan geçecektim ben. Yahut da yolda gidiyorum. Yol yarıldı, içine düştüm, öldüm mesela. Değil mi? Yani orada demezler tercihini niye bu yönde kullandın. Orada yok, benim irademin dışında. Ama Allah-u Teala yasak etmiş. Bunları yemek, içmek, kullanmak haram. Bunlar da serbest, helal. Ama
Sen de ya ben zaten Cenab-ı Hak biliyor ya ben bu haramları işleyeceğimi biliyor. Zaten bana böyle yapıyor lan. Aslında nefsine uyuyorum arkadaş. Tercihini sen bu tarafa yapıyorsun. Kendin tercih ediyorsun. Fiil yapıyorsun. Onu sana kayda geçiyor. Kayda geçiyor. Şimdi şeytan bu sözlerine karşı ehl-i sünnet alimler buyuruyor ki bu sözlere karşı ben kulum. Kulun vazifesi sahibinin emrini yapmaktır demeli. Buna karşılık emri yapmayınca azap korkusu olursa emri yapmak lazım olur. Ezelde sait olan için bu korku yoktur. Denirse buna cevap olarak da Rabbim her şeyi bilir ve dilediğini yapar. Dilediğine hayır, dilediğine şer verir. Kimse de ona sual sormak hakkı yoktur demelidir. İblis İsa Aleyhisselam'ı görünerek ezelde Allahu Teala'nın takdir ettikleri hasıl olur diyorsun. Öyle mi der? İsa Aleyhisselam'a şeytan çıkar önüne. Der ki Allahu Teala'nın ezelde takdir ettikleri olur diyorsun. Öyle mi diyor? Böyle mi inanıyorsun? İsa Aleyhisselam evet diyor öyle. İyi o zaman diyor. O zaman diyor kendini şu dağın tepesine aşağı at diyor. Eğer ezelde selametin takdir edilmişse sana bir şey olmaz. Alçağı bak ne getiriyor ya. Tam fırıldak ya. Tam fırıldak. İsa Aleyhisselam cevabında buyuruyor ki ey Melun Allah-u Teala kullarını imtihan eder. Kulun sahibini imtihan etmeye hakkı yoktur. Sen kulsun haddini bil ya. Sen kulsun haddini bil. Şeytanın bu hilesine karşı ibadet yapmak faydalıdır. Çünkü ezelde sait isem sevapların artması, derecenin yükselmesi için ibadetleri yapmak lazımdır. Şaki isem ibadet yapmamak azabından kurtulmak için ibadet yapacağım demelidir. Şimdi önceki ümmetlerde bir mümin böyle sahrada güneşin altında ibadet yapıyor falan. Melekler de gıpta ediyor. Cebrail Aleyhisselam da bakıyor falan imreniyor. Ama levh-i lühamıza bir bakıyor ki aa cehennemlik yazıyor bu. Allah Teala ya Rabbi diyor okulun ibadet ediyor ama diyor yani bildiği yok diyor cehennemlik. İzin verir misin bildireyim mi kendisine diyor. Allah Teala diyor git bildir diyor. İnsan suretine geliyor. İbadetini verince selam veriyor. Ben diyor meleğim. Levh-i mahfuzda diyor senin cehennemlik olduğun aynı şekilde takdir edilmiş. Ben gördüm orada diyor. Adamcağız secdeye bir kapanıyor. Elhamdülillah ya Rabbi diyor. Beni demek ki diyor cehennemine layık gördün. Beni muhatap aldın. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Cebrail Aleyhisselam şaşırıyor. Allah Allah. Ya Rabbi diyor kulunu duyuyor. Görüyor. Allah Teala buyuruyor ki şimdi bak diyor levh-i mahfuz'a bakıyor cennetlik değiştirmiş Cenab-ı Hak. Diyor ki Allah Teala seni diyor değiştirdi cennetlik oldun diyor. Ben ilgilendirmez diyor. Cennetine koyar, cehennemine koyar. Ben ilgilendirmez diyor. Beni muhatap aldı ya diyor. Bana kulum dedi ya diyor. O bana yeter. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Dolayısıyla efendim işte ne faydası olacak? Şimdi Allah Teala her şeyi sebeple yaratmaktadır. Adeti ilahiyesi böyledir. Ancak mucize ve keramet olarak adetini bozmaktadır. İbadetleri cennete girmek için sebep yaptığını bildiriyor. Yani cennet nimetlerini ibadetlere karşılık olarak yaratmıştır. Hadis-i şerifte hiç kimse cennete ibadet sebebiyle girmez buyuruldu. Karşılık başkadır, sebep olmak başkadır buyuruyor. E sen Cenab-ı Hakk'a itaat ediyorsun. Hani biraz önce naklettiğimiz o kul gibi. Diyor ki beni ilgilendirmez diyor ya ben kulum. Rabbime ibadet etmekle mükellefim. Cennetine kor, cehennemine kor. Beni ilgilendirmez orası. Ya ondan sonra Allah da her şeyi görüyor biliyor. Sen madem böyle samimisin, işte kitaplarda ona ihlas deniyor. Böyle samimisin, Allah-u Teala yapılan iş zayi eder mi Mustafa Bey ya? Sen samimi olarak ibadet edince Allah-u Teala seni yakmaz ya. Cehennemine göndermez. Yeter ki sen samimi ol. Ha diyeceksin peki efendim öbür naklettiğiniz o kul, ya öyle kullar da Allah-u Teala'nın aynı şekilde istisna yarattığı kullar. Herkes öyle diyebilir mi? Aa, ya ben diyebilir miyim? Seni bilmiyorum. Bizi izleyen ve dinleyenler diyebilirler mi? Bilmiyorum orasını. Zor iş. Öyle kolay iş değil. Bu dille değil. Kalben. Çünkü onun kalbini Allah-u Teala görüyor ve biliyor. Kalben söyledi. Söyleyince de Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a dedi. Şimdi bak, baktı ki cennetlik olmuş. Dolayısıyla Allah-u Teala ezelde biliyor ama sen böyle yapacaksın demiyor. Biz bilmiyoruz. Onun için bu sözü söylememiz yanlış. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü Hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmüş ana baba için dua ve istiğfar etmek, borçlarını ödemek, dostlarına ikram etmek,
onların yakınlarını ziyaret etmek, iyi davranmak suretiyle onlara ikramda bulunun. Amel oldur ki anda ola ihlas. Amel oldur ki anda ola ihlas. Hulus olmayan amali mi dersin? Hulus olmayan amali mi dersin? İç ol zehri kibar olsun sonunda. İç ol zehri kibar olsun sonunda. Sonunda zehir olan balını dersin. Sonunda zehir olan balını dersin. Kuru laf ile maksud ele girmez. Kuru laf ile maksud ele girmez. Yürü hal ehli ol kalini dersin. Yürü hal ehli ol kalini dersin. Riya ile bu halkı gel azıtma. Riya ile bu halkı gel azıtma. Kota cıhır kayışalını dersin. Kota cıhır kayışalını dersin. Derip dünyayı cem etme önünde. Derip dünyayı cem etme önünde. Seninle kalmayan malını dersin. Seninle kalmayan malını dersin. Niyaz isteyen hakkı bulurmuş. Niyaz isteyen hakkı bulurmuş. Gelimdi iste ihmalini dersin. Gelimdi iste ihmalini dersin. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Bir hadis-i şerifte, cuma günlerinde bir an vardır ki, müminin o anda ettiği dua reddolmaz, buyurdu. Bazıları, bu an, ikindi ile akşam ezanları arasındadır, dedi. Farisi, Tergîb-ü Salat kitabındaki hadis-i şerifte buyuruldu ki, cuma günü sabah namazından önce 3 kere Estağfirullahel-Azîm, Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur. Bir hadis-i şerifte, cuma namazından sonra 7 defa İhlas ve Muavizeteyn okuyanı, Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur, buyurdu. Cuma günleri ve her gün şu istiğfar duasını çok okumalıdır. Allahümme ağfirli ve li âbâi ve ümmehâti ve li ebnâi ve benâti ve li ihveti ve ahavâti ve li âmâmi ve ammati ve li ahvali ve halati ve li zevceti ve ebeveyha ve li esatizeti ve lil müminine vel müminat velhamdülillahi rabbil alemin. Ben yürürüm ya ne ya. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri radıyallahu anh. 3. bölüm.
Efendimiz aleyhisselamın emriyle Medine'deki Müslümanlara İslamiyeti öğretmek ve yaymak için oraya hicret eden Mus'ab bin Umeyr hazretlerinin gayretiyle Medine'de İslamiyet çığ gibi yayılmıştır. Mus'ab bin Umeyr hazretleri bir süre sonra ikinci Akabe biatını yapmak üzere geldiği Mekke'de Efendimiz aleyhisselama koşar hasretle ve Medine'de İslamiyet'in yayılma hızını anlatınca Efendimiz aleyhisselam buna pek bir memnun olur. Mus'ab bin Umeyr hazretleri bir süre kaldığı Mekke'den Efendimiz aleyhisselamın hicretinden 12 gece önce bir kısım eshab-ı kiramla birlikte Medine'ye geri döner. Medineli eshab-ı kiram bu hicret eden eshab-ı kiramla mallarını paylaşırlar ve İstanbul'umuzun manevi önderi olan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ile kardeş yapılır Mus'ab bin Umeyr Hazretleri. Efendimiz aleyhisselamın Medine'ye hicretiyle tarihlerin kaydetmediği ve kaydedemeyeceği bir vuslat gerçekleşir. Bir zaman sonra Mekkeli müşrikler savaş çığlıkları atmaya başlar. Kısa süre sonra da Bedir Savaşı gelip dayanır. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri Bedir Savaşı'nda hakikaten büyük kahramanlıklar gösterir. Üstelik sancağı da o taşımaktadır. Seçkin bir ailenin üzerine titrediği, nazlı büyütülen Mus'ab bin Umeyr Hazretleri Müslüman olduktan sonra muazzam bir cengavere dönüşmüştür. Gönlündeki iman kuvveti Allahü Teala'nın ve Resulünün aşkıyla. Bir yıl sonra vuku bulan Uhud Savaşı'nda ise eshab-ı kiramın hepsinde olduğu gibi "Anam babam sana feda olsun." sözünü bütün hücrelerine kadar hissederek söyleyen bu büyük sahabi bu savaşta pek önemli ve şerefli bir görev alır. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri Efendimiz aleyhisselamı korumak üzere onun yanındadır. Şehadeti pek özleyen, bu uğurda canını hiçe sayan Mus'ab bin Umeyr Hazretleri alemlerin efendisini koruyabilmek için iki zırh üst üste giyer. Sancağı da yine o taşımaktadır. Savaş pek bir şiddetlenmiştir. Müşrik ordusunda hakikaten usta bir savaşçı olan İbni Kamiya denilen kişi Efendimiz aleyhisselamın yakınına kadar gelmiştir. Ani bir saldırı yapar İbni Kamiya. İşte tam o anda güzel yüzlü Hazreti Mus'ab kendini o savaşçının önüne doğru atarak hamle yapar. İnen bir kılıç darbesi Mus'ab bin Umeyr Hazretlerinin sancağı taşıyan kolunu keser. Mus'ab bin Umeyr bu dehşetli acıyı sanki hissetmez. Çünkü onun aklı, gönlü Efendimiz aleyhisselam'da ve onun emniyetindedir. Sancağı hemen sol eline alırken eshab-ı kiramın akıllar ötesi imanından bir numune olacak şekilde Ali İmran suresi 144. ayetini okur ki şöyle buyurmaktadır Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede: Muhammed ancak Resul'dür. Ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiştir. Bu arada İbni Kamiya müşriği bir kılıç darbesiyle bu defa sol kolunu da keser. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri bu defa sancağı iki kesik kolunun kalan kısımlarıyla birlikte göğsüne bastırırken kan boşalır vücudundan. Böylesi bir kahramanlık hakikaten anlatılası değil. İbni Kamiya denen kâfir bu defa vücuduna bir mızrak saplayıp şehit eder büyük sahabiyi. Mus'ab bin Umeyr Hazretlerini şehit eden bu harp meydanlarının kibirli savaşçısı ileriki zamanlarda düştüğü bir çukurda bir koçun boynuz darbeleriyle zelil bir şekilde cehennemi boylayacaktır. Hazreti Mus'ab'ın zırh giydiği zaman aşığı olduğu Efendimiz aleyhisselama benzerliği şaşırtıcıdır. Bu sebeple müşrikler
Efendimiz aleyhisselamı öldürdüklerini zannederler. O karışıklıkta Mus'ab bin Umeyr hazretlerinin sancağı taşıdığı görülür ki bunun bir açıklaması yoktur. Efendimiz aleyhisselam, "Ya Mus'ab, ilerle" diye emir buyururlar. O ise dönüp, "Ya Resulallah, ben Mus'ab değilim" diye cevap verince, Efendimiz aleyhisselam onun Mus'ab bin Umeyr hazretlerinin şekline girmiş olan bir melek olduğunu anlar. Uhud savaşı bitmiştir. Efendimiz aleyhisselam harp meydanında Hazreti Hamza'yı, birçok sahabi ile birlikte Hazreti Mus'ab bin Umeyr hazretlerini de şehit olmuş ve her tarafları müşrikler tarafından kesilmiş halde görünce pek mahzun olurlar. Ve Eshab-ı Kiram'ın bu kahramanlığını bildiren Ahzab suresinin 23. ayetini büyük bir hüzünle okurlar ki şöyle buyurmaktadır Allahü Teala o kahramanlar için Kur'an-ı Kerim'de: "Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allahü Teala'ya verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair verdiği sözü yerine getirdi. Kimisi şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler." Ahzab suresi 23. ayeti kerime. Bütün canların canı Efendimiz aleyhisselam bu ayeti kerimeden sonra şehitlere dönerek, "Allah'ın Resulü de şahittir ki siz kıyamet günü Allah'ın huzurunda şehit olarak haşrolacaksınız." Ve diğer şehitlerle birlikte bu bir zamanların ipekler içindeki yakışıklı genci, sonrasında Allahü Teala ve Resulünün aşkıyla feda ettiği bütün bir hayatıyla, şimdi ise şehadetiyle ve kefen bulunamadığı için kaftanı ve otlarla örtülen ayaklarıyla Uhud şehitliğine defnedilmiş ve Allahü Teala'nın ve onun sevgili Resulünün müjdelerine kavuşmak üzere ayrılmıştır bu hayal aleminden. Efendimiz aleyhisselam, Uhud savaşında şehit olan Mus'ab bin Umeyr ve diğer şehitlere bakıp, sonra Eshab-ı Kirama dönerek şöyle emir buyururlar: "Bunları ziyaret ediniz. Kendilerine selam veriniz. Allahü Teala'ya yemin ederim ki, kim bunlara bu dünyada selam verirse, kıyamette bu aziz şehitler kendilerine mukabil selam vereceklerdir." Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. İslam ahlakı. Tehevvür. Gadabın, sertliğin aşırı ve zararlı olmasına tehevvür, atılganlık denir. Tehevvür sahibi hiddetli, sert olur. Bunun aksine kâzım, hilm, yumuşaklık denir. Halim kimse gadaba sebep olan şeyler karşısında kızmaz, heyecana gelmez. Korkak olan kendine zarar verir. Gadaplı kimse ise hem kendine hem de başkalarına zarar verir. Tehevvür, insanın aklını giderir, küfre kadar götürür. Gadabı yenmeye kâzm denir. Kâzm etmek çok sevaptır. Kâzm sahibine, yani gadabını yenene cennet müjdelendi. Allah rızası için kâzm olan kimse, karşısındakini affedip ona karşılık yapmazsa, Allahü Teala onu çok sever. Cennetin bunlar için hazırlanmış olduğunu bildirmiştir. Hadis-i şerifte, bir Müslümanda üç şey bulunursa,
Allahü Teala onu muhafaza ve himaye eder, onu sever, merhamet eder. Nimete şükretmek, zalimi affetmek, gadaba gelince gadabını yenmek buyuruldu. Hadis-i şerifte, gadaba gelen bir kimse, dilediğini yapmaya kadir olduğu halde yumuşak davranırsa, Allahü Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Ve bir kimse gadabını örterse, Allahü Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter buyuruldu. Kızan kimse sözleriyle, hareketleriyle yanındakileri incitir. Onlar da sinir hastalığına yakalanır. Evde rahat, huzur kalmaz. Yuvanın dağılmasına, cana kıyılmasına bile sebep olur. Bir evde gadab eden kimse yoksa, orada saadet, rahat ve huzur, neşe vardır. Kızan kimse varsa, orada rahat, huzur ve neşe bulunmaz. Erkekle zevcesi arasında ve ana ile evladı arasında geçimsizlik, hatta düşmanlık eksik olmaz. Ahkâm-ı İslamiyye'ye uymanın, saadet ve rahatlık ve neşe getireceği buradan da anlaşılmaktadır. Ahkâm-ı İslamiyye'ye uyan kâfirler de dünyada saadete kavuşurlar. Emr-i mahruf yapmanın 3 şartı vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın emrini ve yasağını bildirmeye niyet etmektir. İkincisi, söylediğinin vesikasını, kaynağını bilmektir. Üçüncüsü, hasıl olacak sıkıntılara sabretmektir. Yumuşak söylemek, sertlik yapmamak lazımdır. Sert söyleyen ve münakaşa eden, fitne çıkmasına sebep olur. Hadis-i şerifte, İslamiyete uyan ve yumuşak olan kimseyi, cehennem ateşi yakmaz. Ve, yumuşak olmak bereket getirir. İşinde taşkınlık ve gevşeklik yapmak, gaflete sebep olur, buyuruldu. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine İstanbul'un Sirkeci semtinden Gülhane Parkı'na yakın duvarıyla karşı karşıyayım. Şu anda böyle alın alına geliyoruz duvarla. Tramvay yolunun kenarında Hüdavendigâr Caddesi'nin bittiği nokta, Alemdar Caddesi'nin başladığı nokta. Burada Sirkeci'ye giderken sol tarafta işte duvarları böyle renkli taşlarla hazırlanmış, restore edilmiş bir Haziren'in önündeyiz. Haziren'in içerisinde bir ufak da sonradan yapılma türbecik var. İhtimal ki bu bina eskiden ahşap da olabilir. Başka türlü bir kargir bina da olabilir. Ama şimdiki haliyle çok tarihi görünmüyor. Ben size bu türbeyi, yapısını anlatmaktan ziyade burada yatan zatın kim olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ünsi Hasan Efendi'nin kabrinin, türbesinin önündeyiz. Yani kabristanın olduğu yerdeyiz ama kabri hemen arkamda görünen kabirler değil. Orada da başka büyük zevatın kabri vardır. Aydınoğlu Tekkesi'ydi buranın adı eskiden. Kitaplarda her ne kadar Salkım Söğüt Caddesi diye geçerse de Salkım Söğüt buradan iki sokak ötededir. Herhalde orada bir zuhul eseri var. Bunu Alemdar Caddesi ile Hüdavendigâr Caddesi'nin bitiştiği köşede dersek bugünümüze uyarlamış oluruz. Hani bugün uyarlama diyorlar ya efendim, ben öyle kelimeleri de pek fazla beceremiyorum, dilim dönmüyor, kullanamıyorum. Şimdi burası bayağı insanların gelip geçtiği yerler. Ben mecburen Haziren'in içerisine geçeceğim. Ünsi Hasan Efendi kimdir? Nerelidir? Nasıl yaşamıştır? Nerede doğdu? Nerede hayatını idam ettirdi? Ve insanlara ne gibi hizmetler etti? Onun ne kadar malı mülkü vardı ben bilmiyorum. Kitaplarda yazmıyor. İhtimal ki hiçbir şey olmadan bu dünyadan göçüp gitti. Haziren'in içerisine girelim. Daha rahat şartlarda sizlere anlatırsam daha hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi türbenin bulunduğu
Hazirenin içine girdik. Hemen sağ tarafımda, arkamda olan yer Ünsiye Hasan Efendi rahmetullahi aleyhin kabrinin bulunduğu yerdir. Yapı daha sonradan restore edilirken böyle moloz taşı, tuğla karışımı olarak elden geçirilmiş. Tepesindeki kubbesi aynı şekilde gene sonradan düzenlenmiş. Yani içerisine girilecek bir hale getirilmiş. İçi zaten dar bir mekan. Tabii burası büyük bir dergahtı, Aydınoğlu Dergahı. Osmanlı döneminde. Ve çok geniş de bir yerdi. Şu anda baktığımız şu kabristan 1000 metrekare var yok. 1000 metrekare. Ne oldu? Bilemem ki. O dergahın yerleri nerelere gitti? Ne oldu? Niye bu kadar küçüldü? Durdukça zaman içinde kurudu da arazi çekti mi? Arazi de çekmez efendim. Hani ağaç değil ki kuruyunca küçülsün. Arsa küçülür mü? İşte küçülmüş efendim. Ne yapalım? Onun için de bir şeyler söylemek istemiyorum. Ünsiye Hasan Efendi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. 1645'lerde doğdu. 78 yaşında vefat etti. Nerede? İstanbul'da vefat etti. Önceleri babası da Halveti büyüklerindendi. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yolundandı. Ve eğitimini babası verdi. Daha sonraki yıllarda da başka hocalardan da okumak suretiyle 20 yaşlarında İstanbul'a geldi. Ayasofya Camii'nde ders okutmaya başladı. Ayasofya Camii'nde bir insanın ders okutması için ilmen belli bir seviyeye gelmek mecburiyeti vardı. Her önüne gelen ben hocayım okuturum öyle bir şey yoktu. Yani dersi ağımlık, bugün onun karşılığı benim bildiğim kadarıyla vaaz hocalığı. Nasıl her vaaz hocasıyım diyen bir camiye çıkıp da vaaz edemiyorsa, Diyanet'ten belge alması lazımsa, bu tip ders okutanların da Şeyhülislamlık dairesinden mutlaka bir böyle belge alması lazımdı. Böyle belgesi olmayan da oralarda insanlara bir şeyler anlatmaya çalışamaz idi. Burada hem Ayasofya'da ders okutur hem de talebe yetiştirmeye çalışırdı. Kendi talebelerini okuturdu. Ayasofya'da kendisine bir oda tahsis edilmişti. Oradaki medresenin yakında bir yerde. Ve böyle devam ediyordu. Bir gün bir hemşerisi der ki, ya hemşerim der Hasan Efendi'ye, delikanlılar o zaman işte 25 yaşlarında falan. Karşıda Atik Valide Camii'nde bir Ali Efendi varmış. Hem de bizim hemşerimiz, o da Taşköprülüymüş. Halbuki Ali Efendi Taşköprülü değil. Başka bir yerli, sonra Taşköprü'ye gelmiş. Onu çok methediyorlar. Bir gidelim görelim mi falan der. Efendim, gidelim der. Beraber giderler. Karabaş Ali Efendi ile, ki Karabaş Camii'nin bahanesidir. Karabaş Ali Efendi ile görüşürler. Karabaş Ali Efendi bu iki hemşerisi olan genci kabul eder. Onları çok sever. Onlarla sohbet eder. Fakat Ünsiye Hasan Efendi o genç haline rağmen hiçbir heyecan göstermeden sessizce dinler. Sanki dili tutulmuş gibi bir hal alır. Aradan biraz zaman geçince hemşerisi der ki hadi kalk gidelim bak Üsküdar neresi? Karşıya geçeceğiz. Ayasofya'nın olduğu yere geçeceğiz. Geç olacak vakit. Der ki arkadaş ben gelmiyorum. Ben burada kalıyorum. Orada senin odan var, kitapların var. Hepsini sana verdim der. Odamı da sen kullan. Kitaplarım da senin olsun. Orada bana ait ne varsa hepsini sana hediye ettim. Ben burada kaldım. Karabaş Ali Efendi'nin yanında efendim uzun süre kalır. Ve artık çok gelenleri gidenleri vardır. Bu arada 4. Mehmet Han dönemidir. Yani 2. Viyana kuşatması olmadan biraz önce 1683'lerden biraz önce bir zaman. 4. Mehmet Han'ın yakınlarından bir çuhadarı, yakın hizmetinde olanlardan bir çuhadarı birdenbire kötürüm gibi olur efendim. Ayaklarını yere basamaz. Hani tor top olmuş derler ya, adam tor top olur. Sarayın doktorları, sarayın başhekimi, o bu ilaçlar, çeşitli tahliller, onlar bunlar yok yok yok. Derler ki efendim padişaha, bu bizim Mehmet Efendi, çuhadar Mehmet Efendi çok perişan bir vaziyette, gece gündüz ağlıyor. Karşıda bir Ali Efendi var, çok methediyorlar. Allah adamı birisi,
ağzı dualı derler. Acaba ona bir zat anneniz bir emir buyursanız veya bir selam gönderseniz de gelse şöyle bir baksa haliyle ilgilense. Hay hay der 4. Mehmet Han. Şu adarını seviyormuş. Selam gönderir ki Ali Efendi gelsin. Ali Efendi der ki ben gelemem padişahım kusuruma bakmasın. Hani padişah da efendim iki dudağın arasından çıkan her şey kanundu. Herkes de bu kanuna uymaya mecburdu. Sene 1683 bir dergah şeyhi padişahın gönderdiği habere diyor ki ben gelemem. Ama bizim Hasan Efendi'yi göndereyim. Uygun görürse padişahım. Hasan Efendi geliyor. Hasan Efendi görünce Çuhadar Mehmet Efendi ağlamaya başlıyor. Efendim diyor, çaresiz kaldık. Tıpta yani yapacağımız her şeyi yaptık. Çaresiz vaziyetteyiz. Ne olur bir dua edin de inşallah Allah-u Teala bu duanın hürmetine bana bir şifa ihsan etsin. Şöyle bakıyor, ellerini dizlerine koyuyor. Yok canım diyor, öyle bir sıkıntılı halin yok senin Mehmet Efendi. Üzülme, üzülme. Geçer. Allah-u Teala dilerse geçer diyor. Şöyle bir sıvazlıyor. Çıkıyor. Daha Ünsi Hasan Efendi saraydan çıkmadan önce Mehmet Efendi yerinden kalkıyor, hopluyor, zıplıyor. Ne diyeceğini şaşırıyor. Padişah da çok memnun oluyor. Ve tekrar Hasan Efendi Üsküdar'ın yolunu tutuyor. Artık bu tarafı unutuyor. Ayasofya falan yok efendim. Bitti. Karabaş Ali Efendi'yi gördü, bitti. Sonra padişah haber gönderiyor. Eğer uygun görürseniz diyor Ali Efendi'ye. Talebeniz Hasan Efendi bizim saraydaki Enderun talebeleri dahil hepsine manevi bakımdan bazı dersler versin. Dinlerini öğretsin bunlara. Hay hay efendim diyor. İki sene müddetle sarayda padişah, padişah ailesi efradı, oğulları, kızları, neyse hanımları, onlar da herhalde usulüne göre dersler veriyordu. Ve sarayda bulunan diğer görevlilerin hepsi efendim çok memnun kalıyorlar bu derslerden. Çoğu da manevi olarak talebesi oluyorlar efendim Hüsnü Hasan Efendi'nin. Ve kendisine bir vazife vermek istiyor padişah. Ali Efendi de müsaade ediyor. Efendim buyursun diyor. O sırada Aydınoğlu dergahı da boş. Yani post işini o an için herhalde vefat etmiş yok. Biri tayin olacak oraya. Mustafa Paşa köprülerin arkasından sadrazam olmamış, olmak üzere ama sadrazam olacak ve ondan sonra da Viyana seferine değil onun tayini ama Yanık Komran kalelerine Viyana seferine kendisi çevirmiştir. Çevirince de sıkıntısını görmüştür ama iyi bir devlet adamıydı. Gençti, istikbali hakikaten vardı. Zaten bir insan sadrazam olduktan sonra daha istikbal olarak ne düşünür efendim? Önünde padişah var, padişah olacak hali de yok. Diyor ki efendim bu kimsenin çok ben metini işitiyorum. Ünsi Hasan Efendi'nin bunu biz Aydınoğlu dergahına verelim. Bu dergah da saraya yakın, en yakın ilk dergah. Yani burası sarayın da kontrolünde, sadrazamın da kontrolünde. Hakikaten de kıymetli ilim adamları veriliyor. Ayasofya bir numara, oraya Şeyhülislamlık yapanlar ancak medreselerde müderris olabiliyor. Bu dergah da iki numara. Mustafa Paşa vesile oluyor buraya veriyor. Burada senelerce hizmet ediyor efendim. Ünsi Hasan Efendi ve yüzlerce hatta binlerce talebe yetiştiriyor. Aradan hayli zaman geçiyor. 4. Mehmet Han vefat ediyor. 3. Ahmet Han başa geçiyor ve sene 1711. Bu 1711 senesinde efendim Prut meselesinden Rus'la Osmanlı arası zaten bozuktu. Prut harbi artık patladı, patlayacak. Sebebi de şu. Ruslara Kırım'ın kuzeyindeki Azak Denizi var efendim. Büyük bir deniz. Karadeniz kadar olmasa da büyük bir iç deniz. Bu denize Rusların çıkması yasak. Denizin etrafındaki çepeçevre U düzeninde Taman Yarımadası'nın olduğu Kerç Boğazı'nın yanına kadar her taraftaki kaleler Osmanlı toprağı. Rus Karadeniz'in ve oradaki bu iç denizin, Azak Denizi'nin havasını teneffüs etmesi yasak. Bir ara Rus kuvvetleri Çar Petro'nun Poltova'da İsveç kralı Demirbaş Şarlı, biz ona Demirbaş'ı biz takmışız o adını, aslı Şarl. Şarlı yendikten sonra herhalde diyor bir de Osmanlı'da kendimi deneyeyim. Öyle ya efendim.
Bir pehlivan bir pehlivanı yener, gözü başka bir ağır pehlivandadır. Onu da yenersem ben daha yukarı çıkarım der. Savaş da böyle, buna benzer. Azak Kalesi'ne hücum ederler, bir gece baskını Azak Kalesi'ni alırlar. Osmanlı sen misin? Bir tek kale efendim, bir ilçe gibi yer yani. Sen misin bizim Osmanlı toprağına saldıran? Derhal savaş ilan edilir. Rus Çar'ın Deli Petro'nun orduları Prut Nehri'ni geçer. Prut ve Dinyeper nehirleri arasındaki arazide kuzeyden güneye doğru ilerlemeye başlar. O arada Kırım'da bulunan Kırım Hanlığı'nın süvari birlikleri çok fazlaydı Kırım'ın efendim. Güzel takip ederlerdi. Onlar da Çar Petro'nun peşine düşüyorlar. Büyük bir kuvvet. Buradan da serdar tayin edilen efendim Baltacı Mehmet Paşa artık son hazırlıkları yaptırıyor. Ordu Davut Paşa sahrasına çıkmış. Yani hücum mevziğine neredeyse geçmiş. Ondan sonra yola çıkacak. Fakat orduda büyük bir disiplinsizlik var. Yeniçeriler söz dinlemiyor. Uzun senelerdir harbe gitmedikleri için biz şöyle asarız, böyle keseriz, harp görmemiş adam. Ben harpte kaplan kesilirim diye atar da tutar hamamda türkü söylemek gibi. Efendim iyisini soysunuz ama bunun içinde topçusu da var Yeniçerilerin dışında. Sipahisi de var, süvarileri de var. Seferli koğuşu da var. Yani her birinin kendi sınıfına göre özellikleri ve güzellikleri var. Bunlar illa biziz diyorlar. Ve halka da zaman zaman bazı zararlar verip acık böyle Ali Kıran başkesenlik yapmaya başlamışlar. Ne yapacak? Baltacı Mehmet Paşa bunlarla harbe gidecek. Söz dinlemeyen grupla harbe gidecek. Ve Baltacı Mehmet Paşa bu hazırlıkları yaparken Ünsü Hasan Efendi'yi efendim davet eder. Efendim biz sefere çıkacağız. Ne olur gelin de bir görüşelim. Bize bir dua edin. Sadrazam şimdi onun ayağına gelecek değil. Ünsü Hasan Efendi der ki gelemem. Baltacı Mehmet Paşa anlayışla karşılar bu gelemem sözünü. Öyleyse biz gideriz. Yatsıdan sonra kapıyı açık bıraksınlar. Biz gelip dualarını alırız der. Ve yatsıdan sonra gelir, kapı açıktır, girer içeriye. Diz çöker koca sadrazam Ünsü Hasan Efendi'nin karşısında. Efendim der, beni Prut'a serdar tayin etti padişahım. Ordu kumandanı tayin etti. Ben askerlikten anlamam. Hakikaten askerlikten paşa olan biri değil. Askerlikten anlamam. Harp idare etmeyi bilmem. Asker sevk etmeyi bilmem. Ama bu vazifeye gelince de hayır da diyemedim. Çok üzülüyorum, korkuyorum. Muvaffak olamazsak Osmanlı'nın yüzünü kara çıkarmayalım. Lütfen dua edin. Buyurur ki hiç merak etme. Aynen. Sen Moskov'u yeneceksin. Moskov senin ayağına gelecek, özür dileyecek. Ve çok başarılı bir seferin olacak. Allah-u Teala muvaffak etsin. Tabii bu konuşmaları evin hanım halkı da, hanımların böyle merakı var ya efendim, böyle dinlerler. Oo, ertesi gün bütün mahalleye yere, buralar iş yeri değildi ki. Mahallelerdi burası efendim. Saraya en yakın mahalleler. Binlerce aile vardı. Duyurur mu? Sadrazam gelmiş. Ünsü Hasan Efendi ona dua etmiş. Şunu şunu söylemiş. O da ona şunu şunu söylemiş. Allah! Baskısız gazete efendim. Evden eve dolaşmış. Ve hakikaten de öyle meşhur olmuş. Yoksa Hasan Efendi ben böyle dedim. Bak savaşı kazandı falan değil. Sonra bir bakıyorlar ki Rus Çarı kıskıvrak bataklıklarda esir oluyor. Ondan sonra da teslim oluyor. Rus ordusu Osmanlı ile teslim anlaşması imzalıyor. Baltacı Mehmet Paşa işte Katerina ile buluştu da öyle sulh oldu. İşte Ünsü Hasan Efendi efendim dua desteği arkasından. Bunu söylesek ne olur, neyimize ne eksiklik gelir efendim. Evet, %100 kat'i bir zaferi. Ben Kazan Üniversitesi öğretmenlik yapan, profesörlük yapan bir tarihçi Rus'la görüştüm. Dedim ki ya acaba Prut'ta Osmanlı karargahına Katerina geldi mi sizin kayıtlarınıza? Sizdeki tarihlerde ne yazıyor? Hayır gelmedi dedi. Rus diyor böyle bizim Katerina'mız gelmedi diye. Biz niye ona böyle sahip çıkıyoruz? Niye? Osmanlı'nın kesin bir başarısını baltalamak. Biraz süreyi geçtim. Ben de farkındayım ama bunu da anlatmasam olmaz. Ama Ünsü Hasan Efendi'nin daha size türbesini tam olarak da gösteremedim. İçeriye gireceğiz. Tabii biraz da karanlık içerisi. Belki oradan sizlere güzel görüntüler veremeyiz. Ben onun menkıbelerini bundan sonraki programa bıraksam olur değil mi efendim? Ne yapalım? Yani evet bir haziredeyiz. Çok da burada kıymetli kabirler var.
Sonra Aydınoğlu dergahında şeyhlik yapmış kimseler var. Onlar hakkında fazla bilgimiz yok ama bundan sonraki programda inşallah Ünsiye Hasan Efendi'yi size anlatıp bitirmeye çalışacağız. Bugünlük hoşça kalın efendim.